Biraz da somutlaştırayım mı dersiniz? Kimsenin gücenmesine gerek yok. Allah Teala İsa Aleyhisselam'ı ifadeye çağırdığı gibi Abdülkadir Geylani'yi de çağıracak mı? Diyecek mi? Sen mi insanlara dedin ki benim türbeme gelin, benden çocuk isteyin, benden rızık isteyin, benden iş isteyin? O da diyecek ki ya Rabbi Sübhansın. O diyecek, buna eminim. Kraldan çok kralcılık yapanlar. Bunu niye örnek olarak söyledim ki? Çünkü böyle bir sapkınlık var. Ya da Siirt Baykan'da Veysel Karani'nin türbesine gidin bakın. Tam anlamıyla bir tapınaktır. Çocuk isteyenler orada. Kendilerince kaderi bağlamış olanlar orada. Allah'tan istenecekler oradan isteniyor. Evinde hayvan kesince olmaz, orada kesilince mutlak kabul edilir mantığıyla kesiliyor. Nereden icap etti? Allah soracak ona. Sen mi insanlara bunu söyledin? Hayır abi Sübhansın. Onlara diyecek bak yalanlıyor sizi. Ne diye peşinden koşturdunuz ki? Ya da bütün ilçelerin neresinde, neredeyse her birinde var olan böyle bir tapınağı tapınak haline getiren insanlar. Yakın ilçede de aynı şeyi gördüm. Somuncu Baba Türbesi adı altında insanlar geliyor orada uzanıyor. Röntgen cihazına uzanır gibi çocuk bekliyor ya. Dua edip bu çocuk verecek. Bu ne bu? Allah'tan iste bunu. Yok, orada olunca çok daha. Kulluk yapmak denilen min dunillah işte bu. Allah'a inkar etmiyor mu? Etmiyor tabii ki. Min dunillah. Allah'ın yanı sıra bunu yapıyor. Allah yetmiyor çünkü onlara. Haşa. Evet, Allah'ın gücü yetmiyor çünkü. O insanlar devreye girmese bu iş olmayacak çünkü. İmtihan arefelerinde insanların türbelerde izdihama neden olma tablolarını görüyorsunuz. Bu Müslüman toplum. Allah onların hepsini hesaba çekecek. Soracak, diyecek. Sen bunu söyledin. Haydi ya Rabbi. Bak yalanla da siz ne sapkınlıkla kendi kendinizi yoldan çıkardınız diyemeyecek Allah. Şimdi bu ayetleri böyle okumayacaksan nasıl okuyacağım Allah aşkına, söyler misiniz ya?